Selamun Aleyküm. Ben Nilüfer Yiğit. 10. ayın 31. 1985. Kırşehir Kaman doğumluyum. 4 yaşından bu yana ailemle birlikte Almanya'da yaşıyorum. 20 senelik evliyim. 2 tane kız çocuğum var. Kaldığımız yerde, yaşadığımız yerde dün e, maalesef kötü bir olay yaşadık. Irkçı e, bir Alman ...tarafından saldırıya uğradık köpeğiyle birlikte. Tabii bu durum bizi çok etkiledi. O yüzden e, video çekip bunu herkese anlatmak istedim. E, öncelikle kızımın aslında her şey bu şekil başlamış. E, sabah 15 yaşındaki kızım okula gitmek için evden çıkıyor. Bir adam onun karşısına çıkıyor ve telefonunu istiyor. Kızım o sırada korkuyor ve kaçıyor. Direkt otobüse biniyor okuluna gidiyor. Okuldan geldikten sonra bana anlattı bu durumu. Ben e, çok fazla aldırış etmedim aslında. Daha sonra e, arabaya bindik. Alışverişe giderken kızım işte anne bak bu adam deyince eşim de vardı yanımda. Eşime dedim ki arabayı sağa durduralım. Ben şu adamdan bir konuşayım. Hani niye istemiş çocuğum telefonunu diye. Derken eşim arabayı park ederken ben indim. Adamın yanına gittim. Konuşmaya çalıştım. Daha konuşurken başka bir adam, köpekli. Bu Alman kurt köpeği yanında. Ee, adam koşarak e, ve bağırarak e, yanıma doğru geldi. Daha sonra eşim de e, bana doğru geliyordu. Adam e, köpeğini üzerimize saldı. Hitler'in sloganını attı. Sieg Heil diye bağırdı. Hitler'in işaretini yaptı. Pis Müslümanlar. Pis Türkler diye e, ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. Tabii biz o anda olayın şokuyla hani ne yaşadığımızı bile anlayamadık. Çünkü bizim muhatabımız o adam değildi. Yani o, o adamı kesinlikle hiçbir şekilde tanımıyoruz biz. Bunun üzerine e, köpeğinden saldırdığı zaman biz döndük arabaya binmeye çalıştık. Çünkü köpeğini gerçekten üzerimize saldırdı. O sırada beni tır eziyordu, vurdu hatta. Şu an ağrılarım da var. Biz kendimizi arabaya zor attık. Daha arabanın oraya geldi, bizi tahrik etmeye çalıştı. İşte inin, in, in falan diye çok pis küfürler etti, çok ağır hakaretler etti. Tabii o sırada eşim. Polisi aradı. Polisler 15 dakika sonra geldi. O sırada o gitmişti zaten. Bu olay bizi çok etkiledi. E, polis o anda yazdı, çizdi, gitti. E, ben iki senedir psikolo psikolojik rahatsızlıklarım var. Panik atak hastasıyım. E, aslında iki senedir gayet iyiydim. Dün yine bir atak geçirdim bu olay yüzünden. O yüzden böylelikle sesimi duyurmaya e, karar verdim. Kimin başına gelirse gelsin gerçekten sessiz kalmayalım, e, hakkımızı arayalım. Biz de bugün e, polislere polise gittik tekrar, ifadelerimizi verdik, mahkemeye çıkacağız. Benim buradan tek istediğim sesimi duyan olursa bize uygun bu davayı yürütebilecek bir avukat istiyoruz. Burada çok fazla avukat var ama bu davayı yürütebilecek avukatların sayısının az olduğunu düşünüyorum Almanya'da. O yüzden e, burada sesimi duyurmak istiyorum. Gerekirse devlet büyüklerimden istiyorum. Gerekirse sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum buradan. Bize destek olsun. E, hakkımızı savunalım, hakkımızı arayalım. Biz dün çok büyük bir olay yaşadık ailecek. Ee, kızım çok etkilendi 15 yaşındaki kızım çünkü o da vardı. Ee, video falan çekmiş kızım. Videolarımız da var kısa da olsa. Tabi bugün bütün delillerimizi sunduk biz polise. Ee, ama dediğim gibi biz hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Ee, çok büyük bir travma yaşadık. Psikolojik olarak iyi değiliz, dışarı çıkamıyoruz, korkuyoruz. E, ve böyle saldırıların arttığını da biliyoruz. E, bence buna bir el atılması gerekiyor. Dediğim gibi gerek devlet büyüklerime sesleniyorum. Gerekse burada iyi bir avukata. Hani kim bize el uzatabilecekse bize yardımcı olsun. Bunlar bir daha yaşanmasın. Benim iki tane kız evladım var ben onları rahatlıkla dışarıya yollamak istiyorum. Bu şekil korkuyoruz, çıkamıyoruz. Başörtümüze hakaret ediliyor ve dünkü o şahıs da başörtüme Müslümanlığıma hakaret etti. Ve tabii bu da bizi delinden üzüyor. Çünkü sonuçta biz de 20 20 senedir ben burada yaşıyorum ama 33 senedir ben Almanya'dayım. 33 senedir biz de burada çalışıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor, kendimiz yani olabildiğince dışarı çıkıyoruz, çarşıya gidiyoruz, doktora gidiyoruz, yani sürekli dışarıdayız. O yüzden korkuyoruz, mağduruz gerçekten ve bize el uzatılmasını istiyorum. Buradan sesini duyan olursa lütfen bize ulaşsın. Şimdiden teşekkür ediyorum.